Bakalım Elif Hanım bu ve... Bu ikisi aynı herhalde. Tatma samur. Milföy mü? Aynı. Tabii. Aynı değil mi? Aynı, tatma samur yani. Verilmiş. Aynı. Buyurun Zehra'm, siz de devam edelim. Evet. Milföy pastırmasından herhalde tuzlu geldi. Pastırma tuzlu. Tuzlu tabii, o, zaten. O, öyle pastırmadan tuzlu. Burada şeyde tuz yok. Hı-hı. Katı az. Bir de tabii şey, çubuk olmamış, börek olmuş. Eline sağlık. Yağlama... sosu az olmuş. Lezzeti fena değil. Ama sosu ve rengi ya biraz daha kırmızı ve yağlı soslu olmasını isterdim. Tarator bana biraz hafif daha birazcık daha kavrulusu daha iyi olmuş. Havuçlar diyorsun. Havuçlar evet. Anladım. Yağlaması çok hiç salçası yok canım ya. Hiç tadı yok. Hani baharatı falan yağlamanın. Yani salçası yok, yağı az. Hiç de baharatı yok içinde. Hiç tat alamadım. Havucunu da birazcık daha kavursan daha iyi olurdu. Biraz diri kalmış. Yağlama yalnız Kayseri yağlaması bence yağsı iyi diye düşünüyorum ben. Salçası, sosu az. Sosu az olmuş. Tuzu yok, katı bir. Sosu az olmuş. Evet. Evet. Havuç taraturu öyle dediniz. Evet. Milföylü çubuklar nasıl? Milföylü çubukların tadı güzel olmuş. Şeyden dolayı biraz tuzlu ama o pastırmadan dolayı. Pastırmadan evet. Ama biraz kalın olmuş. Tadı iyi. Tamam. Fena değil. Eline sağlık canım. Teşekkür eline ederim. Emeğine sağlık. Afiyet olsun. Peki eline sağlık diyelim. Böyle verelim. Genel olarak ben de katılıyorum eleştirilere. Bir Necmiye Hanım kaldı. O yiyor, yesin. Ondan emeğine sonra sağlık o da. Canım. Bu çubukların tabii kabaracağını biraz hesap etmen lazım. Şimdi çubuk deyince daha ince takdir edersin ki çubuk gibi evet. Bekledik. Bayağı bir börek gibi olmuş. Tadı güzel. Pastırma evet. Pastırmadan kaynaklı bir evet. Tuzlar ama yani tadı güzel. Pastırmadan dolayı tuzlu. Yani pastırmalı milföylü börek gibi yediğiniz zaman güzel. Yani. Mehmet der yağsız olmuş. Yağlama yağsız olmuş. Tadı baharatı yokmuş. Taratorda, havuç taratorda biraz çiğ kalmış. Ben havuç taratoru da beğendim. Bana çok şey gelmedi, diri gelmedi. Havucu havuçlar. Diri geldi biraz. Yok bana pek yok, tarator güzel ama olmuş. Ama yağlama Ayşe Hanım. İlk gün Nurşah Hanım'ın geline de söyledim. Hakikaten adı üzerinde yağlama. Evet, onu evet. Yağlama yapan şey yağı, sosu, kıyması. Sosu evet kenarında hiç beyaz yani sosu. Mesela dünküyle mukayese edersek yani üçüncü gün en şeyi yine Gökçe'ninkiydi. Öyle geliyor. Evet, evet sen istersen topla. Dünkünün yerine hiçbiri ne öncekinki tutar ne bugünkü tutar. Ha, tabii. Evet. Ama ben yağını biraz fazla katalım dedim. Sadece demekle kalıyorum. Teşekkür ederim. Bir saniye bak. Neşe annen demiş ki katalım birazcık daha yağlamaya yağlı dedi. Olsun. Demiş. Neyi yağlısını? Kayseri yağlısı yağlı olsun ve kaşığı dedim bastır gel bu tarafa doğru. Her tarafını böyle düzle dedim. Görünüm olarak da bak. Niye bunu... dinlemedin anneni? Dinledim aslında normalde de. Bunun püf noktası var. Yağ fazla da olsa cıvık olur. Ben onu söylemeyeceğim yarışma bitene kadar. Oo, püf noktasını biliyor Necmiye Hanım. Tabii canım çok yağlı da olmamalı bu çünkü vıcık. Bu sos böyle bol olacak. Bizimki arttı bile 300 gramda. Yarım kilodan yap. Sen ye de bir an evvel ablacığım. Tak şu maskeni Necmiye de. Necmiye Hanım bir, daha aman, yemeğe devam ediyor. Kayınvalide marka çıkmazsa bana kim marka çıkabilir? Ye güzelim ye. Afiyet olsun. Beğensen de ye beğenmesen de. Ya beğeniyor ki yiyor ya, canım. Ya Miflo'yu severim. Bastırmayı da ne sevdim. Ne seversiniz? Miflo'yu seviyorum. Seviyorsunuz. Beğendiniz. Evet onu beğendim. Havuç. Diğerleri fasafiso. Fasafiso mu? Niye öyle dediniz ya? Demek yediğinize göre on vermeniz lazım Necmiye Hanım. Ne? Yediğinize göre on vermeniz lazım. Şimdi gelinimin menüsüne göre beğenemedim. Tatları nasıl peki? Yağlamanın, havuç taraturun? Neden olmamış? Sebep yani yağlama değil. Eksik beş kat. Şeyinkini aratmıyor. Eksik bir yumuşaklığı fark etmiş. Nurşen Hanım'kini aratmamış. İşte biraz ortalarda kıyma var, kenarlarda aynı. Ben zaten aynı. Bizim yağlama olmuş demiyorum. Olmamış diyorum. Eksik yani, puan, bir puan verir. Hemen hemen olmamış aynı gibi. Hala. Değişen bir yumuşak şey yok yani. Güzel olmuş. Yumuşak yani, ama işte bu, şey, sosunu yani biraz yağ daha olsaydı daha iyi olurdu. Güzel bir şey. İçindeki zaten güzel bir şey. Yedim yani. Afiyet olsun. Bence gayet yağlı. Bundan da yağlı olunca mide bulandırır. Diye düşünüyorum. Baharatı da güzel bence. Tuzu çok iyi. Hani tuzsuz değil, tuzlu değil. Bence güzel. Kesinlikle kabul etmiyorum.
Bu güzel olmuş. Keşke dinleseydi sizi geliniz. Biraz daha fazla koysaydı. Çünkü hani incelik olarak falan fena değil yufkası aslında. Değil mi? Yufkasının kalınlığı güzel. Güzel güzel. Ama yufkasının inceliği güzel. Taşır, etrafına taşır dediğimde dönüyor dönüyor aynı yerde. Peki. Şimdi ben bilmiyorum, o biliyor. Bir şey diyemem. Doğru söylüyor. Ben bilmem, gelinim midir? Biz karışamıyoruz zaten. Onlar karışıyor mutfakta. Onlar yaktığı için. Şimdi orada söyledi, galiba dinlemediyse yeni ne yapsın? Yeni jenerasyon gelinler ezberleri bozuyor diyorsunuz. Evet. Eskiden böyle hep eskiden kıramazlardı evet, gelinler. Gelinin aran mı açık, saymıyor, seni takmıyor. Öyle de demeyelim, takmasın, takmıyor. Herkesin evi ayrı yani, ya. Hani dinlemiyor, etmiyor diyor, aran mı ama açık? Ama ben biliyorum diyor, kadın aramızın açık olup olmaması değil. Ben senden iyi biliyorum diyor. Ben yarışmaya geldim demek istiyor. Ama demek ki sana karşı bir şey var ki. Yani. Var takmıyor. Ki diyor bunu. Ben diyor başıma, kulağıma küpeden başka bir şey takmam diyor. Ne ha, diyeyim ben şimdi? Şimdi. O da biraz çok büyük. Yani şimdi ben senden iyi biliyorum. Ben şimdi mesela şu tuzu atıyorum. Ama sizin en azından bir tecrübeniz var. Size görürsün, sorması lazım. Atıyorum ama çok bırak, o beni ben bildiğim veya gördüğümü söyledim. O kendi bildiğini yaptı. O zaman sen katılmayacaktın. Yarışmayı bırakıp gidecektin. Gidiyordum da gidecek, o da olmaz. Yolu bilemedim. Evet. Olmaz. Siz de yangına körük mü gidiyorsunuz? Gelinimi burada olmaz. Gelinimi burada yola beraber. Evet. Olur mu yarıyor? Neyse ya, bırakıp giderdiniz. Ben yaparım diyor. Size deseydi ki Göçe karışma anne, ben biliyorum, elleme etme. O da giderdiniz. Sen biliyorsan beni niye getirdin derim, çeker giderim. Yağlamanın tadı tuzunu baktılar, beğenmediler. Annem de bunun farkına varmadı. Ve beni içeride şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye daha çok eleştiriyor. Sen beni savunacaksın. Ben senin gelininim. Sen gelini savunmayacaksın. Kimi savunacaksın? En azından dinlemeleri lazım. Dinlemeleri evet. Bir yerde tecrübe konuşuyor. Sizler tecrübesiniz. Yani. Ne kadar bilseler bizim kadar bilmez. Ha, çok bilen çok yanılır. O ayrı mesele de. Tabii. Ama illa tecrübe. Necmi Hanım. Ama dinlemeseler de gitmek olarak gerekmez. Gitmemek lazım. Yok, yani bırakılmaz. Lazım. Burada kelime bırakıp gidemeyiz. Onların yanına geldik. Ben dediğimi yapmadığı için bu kanıya varıyorum. Zaten beni o tutucu ve eski kafalı olarak görüyor. Ama her şartta ne olursa olsun ben onu bırakıp yine gitmem. Bravo. Sen buraya niçin geldin? Yemekleri benim yanımda olmak için, eleştirenlerin yanında beni savunmak için. Aksine farklı şekilde oluyor. Benim yerime herhalde başkasının gününde zannediyor kendini. Başkasının gününde gibi yorum yapıyor ve beni hiç korumuyor. Sürekli daha çok onlar gibi beni eleştiriyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.